Geceme opsiyonları sayesinde S&P 500, Nasdaq gibi uluslararası endekslerin, petrol ve altın gibi değerli madenlerin veya Facebook, Tesla ve Apple gibi dünyaca ünlü şirket hisselerinin fiyat hareketlerini yatırıma dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin nasıl yapacağınızı birlikte görelim. Opsiyonlar alım ve satım olmak üzere iki türe ayrılır ve alım opsiyonlarının fiyatı dayanak varlık fiyatıyla aynı yönde hareket ederken satım opsiyonlarının fiyatı dayanak varlık fiyatıyla ters yönde değişim gösterir. Diyelim ki ons altın piyasada 1950 dolardan işlem görüyorken ons altının belirli bir vadede yükseleceğine inanıyor ve siz de bu yükseliş hareketine katılmak istiyorsunuz. Fakat 1950 dolarlık bir sermayeniz yok. Bu yüzden 1950 dolardan ons altın almak yerine opsiyon piyasasına gelip ons altın üzerine yazılmış ve size bir ayın sonunda bir ons altını 1950 dolardan alma hakkı veren bir opsiyonu 40 dolar opsiyon primi ödeyerek satın alıyorsunuz. Artık ons altının yükseliş hareketine ortak oldunuz ve bir ay sonra ons altın fiyatı örneğin 2050 dolar olursa siz ons altının vade sonu değeriyle opsiyonun kullanım fiyatı arasındaki fark kadar uzlaşı ödemesi alacaksınız. Yani 40 dolar prim karşılığında 100 dolar. Diğer taraftan vade sonunda ons altının fiyatı kaç dolara düşerse düşsün, sizin kaybınız ödediğiniz 40 dolar primle sınırlı kalacak. Çünkü opsiyondan doğan hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer altın fiyatı ile ilgili beklentiniz yükseliş değil de düşüş olsaydı, ons altın dayanak varlıklı alım opsiyonu yerine satım opsiyonu almayı tercih ederek düşüş beklentinizi de yatırıma dönüştürebilirdiniz. Örneğin bu defa da 38 dolar prim karşılığında 1950 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonu aldığınızı ve ons altının vade sonunda 1850 dolara düştüğünü varsayalım. Bu durumda piyasada 1850 dolardan alabileceğiniz ons altını 1950 dolardan satma hakkınız olduğu için yine 100 dolar uzlaşı ödemesi alırdınız. Ve bu da 38 dolar sermayeyle girdiğiniz pozisyondan 62 dolar karla çıktığınız anlamına gelirdi. Bir opsiyon seçerken aynı vade ve aynı dayanak varlık üzerine yazılmış fakat farklı kullanım fiyatları olan birden çok opsiyon sözleşmesi karşımıza çıkar. Diğer bütün özellikleri aynı olduğu halde kullanım fiyatları farklı olan opsiyonları birbirinden ayıran en önemli fark kaldıraçtır. Daha yüksek bir kaldıraç, daha yüksek bir risk ve aynı zamanda daha yüksek bir getiri potansiyeli demektir. Peki ama opsiyonu aldıktan ya da sattıktan sonra mutlaka vade sonuna kadar beklemek zorunda mısınız? Elbette hayır. Çünkü opsiyon primleri, opsiyonun vade sonunda kârda bitme olasılığına bağlı olarak vade süresince de tıpkı bir hisse senedi fiyatı gibi değişim gösterir. Opsiyonların vade süresi boyunca göstereceği fiyat değişimi, başta üzerine yazılmış olduğu dayanak varlığın fiyat hareketi olmak üzere örtük oynaklık ve vadeye kalan süre gibi bir dizi farklı parametrelere göre hareket eder. Bu arada söylemeyi unuttum. Opsiyon alabildiğiniz gibi eğer opsiyonun örneğin örtük oynaklık parametresine bağlı olarak olması gerekenden daha pahalıya fiyatlandığını düşünüyorsanız tercihinizi opsiyon almak yerine opsiyon satmaktan yana da kullanabilirsiniz. Ve böylece pozisyona prim alarak başlayan taraf siz olursunuz. Bu durumda opsiyonun zaman değeri aşılması ve örtük oynaklık parametresindeki olası düşüş sizin lehinize işlemeye başlar. Hepsi bu kadar mı dersiniz? Hayır değil. Çünkü dilerseniz opsiyonlar konusunda kendinizi biraz daha iterek farklı piyasa beklentilerinizi, değişen risk iştahınıza göre size farklı risk getiri seçenekleri sunan onlarca opsiyon stratejisiyle yatırıma dönüştürebilir ve böylelikle opsiyon piyasasının yatırımcılara sunduğu zengin imkanlardan daha geniş ölçülerde faydalanabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar anlattıklarımız size biraz karışık geldiyse, bisiklet sürmenin de fizik kitaplarında anlatılan haliyle çok karışık olabileceğini ve bu yüzden opsiyon piyasasını en iyi şekilde kavramak için bizzat denemek gerektiğini unutmayın. Ve iyi haber şu ki, opsiyonları öğrenirken yere düşüp bir yerlerinizi incitmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak kendinize hemen şimdi ücretsiz bir GCM opsiyon deneme hesabı açın ve 100 bin dolar sanal parayla hiç risk almadan opsiyonların benzersiz dünyasında bir keşif yolculuğuna çıkın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.